arkadaşlar. Öncelikle geciktiğimiz için hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Ancak bilin ki AK Parti'mizin tüm teşkilat kademesindeki arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, hangi kademede hangi büyüğümüz varsa bu memleketin bir sorununu çözmek için ne kadar hemşeriniz varsa veyahut da hemşerilerinizi temsilen gruplar varsa bunlara ulaşmak, onlarla bir araya gelmek, o sesi dinleyip yerine ulaştırmak için büyük bir gayret ortaya koyuyorlar. Halil Bey burada, sayın vekilimiz. Uçaktan indiler sabah, o saatten şu saate kadar hakikaten insanüstü bir fedakarlık, çaba ortaya konuluyor. En son olmadı, iki gruba bölündük. Ben, Salih Hanım ve Mevlüt Bey, buraya geldik, toplantımızı başlattık. İnşallah biraz sonra da çok kıymetli belediye başkanımız, il başkanımız ve AK Parti'mizin disiplin kurulu başkanı Sayın Ahmet Aydın başkanımız da teşrif buyuracaklar. Biz AK Parti olarak değerli arkadaşlar, genel merkezimizin inşallah koordinesinde il başkanlığımızın gösterdiği istikamette merkezce ilçe teşkilatı olarak bütün bilgimizi, talimatları inşallah yerine getireceğiz. Büyüklerimiz var, ben onların inşallah söz hakkını artırmak için uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim, sözlerine son vermek istiyorum. İl başkanımız bir talimat verdi. Dedi ki 9 ilçede, Adıyaman 9 ilçede oluşuyor. Biz merkez ilçe sınırlarındayız. 2002'den şu tarihe kadar AK Parti'mizin iktidarında yapılmış olan hizmetler nedir? Bir görelim. Biz teşkilatlar olarak 2002'den bu tarihe kadar yapılan çalışmaları, hizmetleri bildiğimizi zannediyorum. Ancak değerli arkadaşlar, söz uçar, yazı kalır diyorlar ya. Topladıkça devasa hizmetler, bir baktık belediyemiz, Necip Ali burada, Allah razı olsun, ta önceki dönemden şu ana kadar. Bir yandan il genel meclisimiz, hepsi burada başkanlarımız, Allah kendilerine razı olsun. Diğer açıdan da merkezi hükümetimiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dokunulmadık yer, getirilmedik hizmet neredeyse kalmamış. Bu sefer o kadar çok hizmet edilmiş ki bunlar arasından elemeye başladık. Acaba hangisini halkımıza hatırlatma, şunları da AK Parti yapmış, bunları milletimizin önüne broşür olarak götürebiliriz. Onun gayreti içerisindeyiz. Broşürümüz de hazır. Ben sözlerimi şöyle tamamlıyorum. Adıyaman'dayız, merkez ilçemizdeyiz. Çok şükür Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde kim AK Parti'mize güvenerek, inanarak oy vermişse ve sandığa evet oyunu basarak milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, il encümenlerimize, belediye meclis üyelerimize oy vermişse bilsin ki gerçekten çok güzel bir şey yapmış ve o oylar eser olarak gümbür gümbür memlekete dönmüş, inşallah dönmeye devam edeceklerdi arkadaşlar. 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri içinde biz geceli gündüzü çalışıyoruz. Bugün Adıyaman Barosu'nu ziyaret ettik. Baronun yeriyle ilgili başta milletvekillerimiz olmak üzere belediye başkanımızın gerçekten yoğun bir çabası var. Ki orada çeşitli siyasi partilerden, değişik siyasi partilerden meslektaşlarım da var. Dediler gerçekten biz AK Parti'ye şapka çıkartıyoruz. İktidar olmasına rağmen hiç bıkmayan, hiç usanmayan milletvekiliyle, belediye başkanıyla, il genel meclis üyesiyle, belediye meclis üyesiyle, il yönetimiyle, ilçe yönetimiyle, her kademedeki teşkilattaki arkadaşlarımız da sahadalar ve hiç durmuyorlar. Rabbim dostluğumuzu daim kılsın. Dostlarımızı sadık kılsın. Ayaklarımızı sabit kılsın. Ve inşallah 2023'e dost doğru büyük bir zaferden nasip etsin diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İkinci bir sürece geldik. Gerçekten aşılama süreci ve bu hastalığı, bu
musibeti bir an önce üzerimizden alınması için kesinlikle ve kesinlikle öncelikle teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımıza da bu doğrultuda bilgi verilerek bu aşının yapılmasını talep ediyoruz. Gerçekten bu hastalığın, bu musibetin ortadan kalkmanın tek yolu biz aşılama yapmamız gerekiyor. Onun için özellikle sizlerin aracılığınızla, buradaki basın mensubu arkadaşlarımızın aracılığıyla vatandaşlarımızdan özel istirham ediyoruz. Aşılarını yapmalarını istiyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz önce Merkez İlçe Başkanımız da belirtti. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğimiz biz seçimden seçime değil. Biz her zaman vatandaşımızın ve seçmenimizin arasında olan partiyiz. Bakın meclis çalışmaları bittiği takdirde, bittiği zaman hafta sonları olsun, diğer günlerde ve şu anda meclisin tatil olduğu dönemde milletvekili arkadaşlarımızla birlikte biz burada gezinmedik yer, köy, kasaba, belde bırakmayacak şekilde ilçelerimiz ve merkez ilçeyi dolaşarak biz vatandaşımıza hemhal olmak istiyoruz. Şu ana kadar AK Parti olarak gerçekten ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Adıyaman'da AK Parti hükümetleri döneminde şu ana kadar 18 katırlığınlık yatırım yapıldı. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü sizlerin yapmış olduğu çalışma ve gayretlerle vatandaşımızın ciddi anlamda desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye vermiş olduğu destekle bunlar hep vatandaşımıza hizmet olarak döndü. Köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde ve merkez ilçede gerçekten ciddi anlamda yatırımlar yapıldı ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen hükümetimize ve burada bütün siyasilerimize ve başta Adıyaman'da şu anda Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın'ın başkanlığında bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkes kendi işini yapmak için çaba sarf etti. Belediyelerimizden tutun il genel meclis üyelerimize kadar, milletvekillerimizden tutun sandık müşahitlerine kadar bütün teşkilattaki arkadaşlarımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hamdolsun tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımızda da ciddi yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam edecektir. Onun için AK Parti olarak 2002'de gerçekten hem demokrasi alanında hem de ekonomik anlamda hem de hizmet anlamında çok iyi şeyler yapacağız diye yola çıktık ve milletin kurmuş olduğu, milletin rotasını ve istikametini belirlediği parti milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Bundan sonra da inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz ve bu teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla Allah'ın izniyle vatandaşımızın desteğiyle de 2023 hedeflerinde ve 2023 seçimlerini de sağ salim bir şekilde atlatarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bunun için özellikle teşkilat mensubu arkadaşlarımızdan, bunu sandık müşahitlerimizden, sandık kurulu üyelerimize, sandık yönetim kurulu üyelerinden, mahalle teşkilatlarımıza, köy teşkilatlarımıza, il ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve milletvekilleri olarak hepimiz AK Parti hükümeti döneminde yapılmış olan hizmetleri gerçekten çok iyi bilmemiz lazım ve bunları vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Mehmet Biz AK aile olarak aslında hep birlikte bir farkındalık yeniden oluşturmamız lazım. Eğer AK Parti 2001'de ortaya çıkıp 2002'den bugüne kadar iktidar olabilmişse farkındalığıyla iktidardır. Biz bugünlerde eğer yaptıklarımızı anlatamayıp başkaları algıyla kendi yapamadıklarını sanki yapmışlar gibi gösterirlerse ve biz de buna yenilirsek bize yazıklar olsun. Onun için bizim mutlaka hep birlikte aynen o ilk günkü ruh ile, ilk günkü mücadele ile, ilk günkü gayret ile yeniden her birimiz tek tek
kendimizi sorgulayacağız. Diyeceğiz ki benim bu teşkilatın zayıflaması var ise, ki Allah'a hamdolsun Adıyaman dört dörtlük, Türkiye'de hamdolsun çok farklı bir yerde, ama buna rağmen biz siyasetçiyiz, biz bu konuda bir oyla kaybedeceğiz diye düşüneceğiz. Bu sebeple de bizim teşkilat olarak mutlaka her birimizin kendine düşeni fert fert yapması lazım. Fert fert elinden geleni yapması lazım. Eğer biz bu konuda yarın herkes kendi ilinden sorulduğunda Adıyaman'da en ufak bir düşüş varsa, bu düşüşü şahsileştirmezsek yazıklar olsun bize. Diyeceğiz ki bu düşüşün asıl sorumlusu Mehmet Dağtekin olarak benim. Ama bir o kadar Mehmet Keser abimiz de karşımda odur. Bir o kadar Sadiha Hanım başkanımız odur. Herkes sade üyesinden diğer bütün yetkilisine kadar sorumluluğu kendi üstümüze alacağız. Ve biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızın tacı edineceğiz. Her zaman, her asra, her zamana bu tür liderler gelmez. Geldi, bizim asra geldi, bizim yıllara geldi ve bizim günümüze geldi. Sahip çıkmak hepimizin şeref borcudur ve onunla birlikte yol yürümek hepimize de şereftir diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizin batısında ciddi bir yangın var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Bizim de şu an iki tane aracımız Marmaris'te, bir tane aracımız Manavgat'ta. Biz de katkı sunuyoruz bu yangının söndürülmesinin arkasında. Tabii yüksek dağlarda kar eksik olmaz. Bu ülkenin bir tarafı sel baskınları, bir tarafı kuraklık, bir taraftan da maalesef yangınlar hakikaten ciğerlerimizi yakıyor. Tabii bu yangınlarla ilgili tezviratları görüyorsunuz. Yok efendim imar açılacakmış diye. Böyle korkunç bir tezvirat. Ve bu algıyı da kabullenen milyonlarca insan. Böyle korkunç bir ortamda. Tabii AK Parti hizmet ve eser partisidir. Başkası ne derse desin, biz yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda yapılan 20 yıllık yatırımlara girmeye gerek yok. Vekillerimiz sağ olsunlar zaman zaman bile getiriyorlar. Ama ben kısaca 2 yıl içerisinde bizim ne yaptığımızı kısaca belirtmek istiyorum. Evet, çok yakında yaklaşık 41 milyon euroluk bir yatırım. 33 milyon eurosu için protokol imzaladık. Cumhurbaşkanımız yardımcısı Fuat Oktay Beyefendi ile birlikte. Altyapıyla ilgili 8 milyon euroluk bir hibe şu an Gürlev Gisalayat'ta başladı. Şu an çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 41 milyon euro. Yani 420 milyonluk bir yatırım. Bununla birlikte seçim sürecinde verdiğimiz sözler noktasında millet Bahçeli şu an %45-%50'lerde. Battı çıktı sözü vermiştik. Altınşehir'deki bitti. İkincisi yani 29 Temmuz'da ihalesi yapıldı. Hakikaten kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu anlamda son yılların en sıcak ve en kurak yılını yaşıyoruz. Tasarlamaya kullanmak yok böyle. Zeka Park Bahçe düşündüm budur. Bu konuda duyarlı olmanızı ve size gelen talepleri kabul etmemenizi, bize iletmemenizi, bu anlamda tavizsiz olduğumuzu belirtmek istiyorum. AK Parti'nin kaderinin Türkiye'nin kaderiyle bir bakıma eşit olduğunu son yaşadığımız hadiselerle bir kez daha görüyoruz. Çünkü sokaklardan tanklarla, toplarla hükümet düşüremeyenler, sokaklarda hükümeti değiştirmeye çalışanlar o kadar aciz bir duruma düşmüş olmalılar ki
orman yangınları üzerinden dahi hükümet devşirmeye çalışıyorlar adeta. Öyle bir noktaya gelmiş ki, rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi, bizdeki muhalefet iktidarı düşürmek şartıyla vatanı dahi düşürmeye razı olur. Maalesef acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Doğal afetler, bir taraftan sel, zaman zaman küçük çaplı da olsa depremler ve son yaşadığımız orman yangınları. Bir defa insanoğlunun bu felaketler karşısında zaman zaman aciz duruma düşeceğini de hepimizin idrak etmesi lazım. Ancak devlet olarak bütün imkanlarıyla güçlü bir pozisyonda, güçlü bir orman teşkilatına, yangınla mücadele teşkilatına sahipken, devleti aciz bir duruma düşürmeye çalışan bir güruhun olduğunu görüyoruz. Orada orman kahramanları yangına su dökerken içimizdeki İrlandalılar dışarıdaki Türkiye düşmanlarıyla birlikte adeta o yangına benzin dökmeye çalışıyorlar. İşte aradaki fark bu. Allah korusun. Dua edeceğiz, destek olacağız. Bu tür toplumsal felaketlerde, bu tür toplumsal olaylarda hepimizin düşüncesine, fikrine bakmadan ülkemiz adına, milletimiz adına bir ve beraber olması lazım. Hani söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyorduk. Nerede kaldı? Ve biz acaba bu yangınlar üzerinden hükümeti, hükümetle birlikte Türkiye'yi zorda bırakabilir miyiz? Darda bırakabilir miyiz çalışmaları? Yalan, yanlış iftiralarıyla birlikte sosyal medya üzerindeki manipülasyonlarını, dezenformasyonlarını üzülerek izliyoruz, takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar, böyle olmamalı. Bu ülkenin öz evladı, bu ülkenin vatandaşı, bu ülkeye karşı yapılan her saldırının karşısında devletiyle, milletiyle birlik olmalı. Şimdi bunu geçmişte de yaşadık. Doğu Akdeniz'de bakıyorsunuz Fransa'nın ağzıyla konuşuyorlar. Kıbrıs'ta Yunanistan'ın ağzıyla konuşuyorlar. Suriye'de Esed'in ağzıyla konuşuyorlar. Zaman zaman FETÖ'nün ağzıyla, zaman zaman PKK'nın ağzıyla konuşan siyasetçileri görüyoruz. Ve gerçekten üzülüyoruz. Siyaset halka hizmet aracıdır. Siyaset halkın taleplerine, beklentilerine çare arama aracıdır. Siyaset millet düşmanlarıyla beraber hareket etme aracı olamaz. Siyaset şiddetle bir arada yürütülemez. Bir tercih yapmak durumundasınız. Ya bağımsız siyaset diyeceksiniz, şiddetten arınmış siyaset diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz ya da silah diyeceksiniz, ateş diyeceksiniz, şiddet diyeceksiniz. Onun için herkesin aklını başına devşirmesi lazım. Türkiye karşısında gelişen her hadiseye karşı ülkesiyle, milletiyle beraber olması lazım. Yani birliğin, beraberliğin en çok arandığı dönemlerde dahi o güruh maalesef o küllü yüzünü bir kez daha gösteriyor. O yüzden sahada olacağız işte. O yüzden vatandaşımızın yanında olacağız. Hemşehrilerimize anlatacağız. AK Parti'nin bu ülke için ne anlam ifade ettiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile birlikte bu mazlum coğrafya için, bu ümmet için, bu inanan insanlar için ne anlam ifade ettiğini hep birlikte anlatacağız. İşte varlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın yokluğuna bağlayan o güruh her şeyi, ama her şeyi ayıplanmadan, hayıflanmadan her şeyi bu ülke adına, bu ülkenin karşısında kullanabiliyorlar. O yüzden sizlerden istirhamım. Evet, 20 yılda çok şey değiştirdik.
siyasette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken, bunu yaşadığımız iktidar süreçleri içerisinde hep birlikte bu azmi millete gösterdik. Ve milletin umudu olduk. Bu umudu daha fazla muhafaza edecek, bu umudu diri tutacak ve halkın talepleri, beklentileri karşısında daha çok çabalayarak insanlarımıza daha çok umut, daha çok güven aşılamak durumundayız. Özellikle tütün konusunu biraz açmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 20 yıl önce il başkanı olarak başladık burada. Akabinde 2007'de belediye meclisi. Tütün sürecini en yakından takip eden, bu işin en çok mücadelesini veren arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sadece Adıyaman'da değil, Türkiye'de bu böyle. Bunu herkes bilir. Vicdan sahibi, merhamet sahibi, herkes bunu sevsin sevmesin de der, demesi de gerekir. Şimdi tütünü kartellere teslim ettiniz. Tütünüme dokunma, tütünü yasaklama deniyor. Ben size soracağım, tütünü kim kartellere teslim etmiş, kim tütüne dokunmuş, kim tütünü yasaklamış? Değerli arkadaşlar, 2000'li yıllardan önce o balya tütünleri, o tekeli hatırlıyorsunuz değil mi? Peki, o 2000'li yılların başında o tütünüme dokunma oradan kaldı. O tekelin özelleştirme kapsamına alınmasıyla birlikte olan eylemleri hatırlıyor musunuz? O zaman haklıydı o eylemler. Çünkü tekel o kartellerin baskısıyla belki özelleştirme kapsamına alınmıştı. Ve tütün kotaya bağlanmıştı. 200 milyon. Ve yine o süreçlerde 4733 sayılı bir yasa çıkarıldı ki bu yasayla birlikte o kıyılmış tütünde bulundurmak, içmek dahi suçtu. 1 ila 3 yıla kadar hapis vardı. Bırakın satışını, satışı zaten yasak. Bulundurmak, bulundurmak. O tabakaları taşımak suçtu. O katır sırtında kaçakçıları büyüklerimiz çok daha iyi bilir. Kolcuları çok daha iyi bilir. Peki o tütünü kim yasaklamıştı? AK Parti var mıydı o dönemde? Yok. Ha, o tütünü yasaklayanlar bugün bize diyor ki tütünü yasaklama. Biz ne yapıyoruz? Biz tam tersi serbest bırakıyoruz. Peki tekel özelleştirme kapsamına alındığında, tütün tarım desteği kapsamına çıkartılıp kotaya bağlandığında kim başbakandı? Ecevit başbakandı. Peki o 4733 sayılı tütün yasasının mucidi kimdir? Kemal Derviş. Yine başbakan Ecevit. Kemal Derviş ve Ecevit, rahmetli Ecevit, kime mensuptu? Hangi zihniyete mensuptu? Hangi partinin üyeleriydi? Bunu vatandaşın çok iyi bilmesi lazım. Peki, tütün düştü. Tekelin kapatılması, tütünün kotaya bağlanması, tarımsal destek kapsamından çıkartılmasıyla birlikte tütün üretimi düştü, düştü, düştü. Kim düşürdü? O gün onu yapanlar düşürdü. Biz ne yaptık? Aldığımız tedbirlerle birlikte tütün üretimini arttırdık. Ne yaptık? Bir, önce sözleşmeli tütünle ilgili olarak farklı tütün ürünlerini Adıyaman'da üretiminin önüne açtık. Virginia tütünü, Ege tütünü gibi. Ve 2011'de 2111 üretici varken 1,5 milyon tütün üretilirken 2020 sonunda üretici sayısı 7000'in üzerinde 8000'lere dayandı. 2111'den yaklaşık 8000'e çıktı. Üretilen tütün miktarı da 1,5 milyon kilogramdan yaklaşık 12 milyon kilogram tütüne çıktı. Bunu biz sağladık. Bugün o söylemde bulunanlar değil, o yasaklayan zihniyet değil. Önünü biz açtık. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz bir de? 2020'nin sonunda bir kanun çıkarttık. Şu anda o sigaralarda kullanılan tütünün 1 gramı dahi yerli tütün olmayabilir. Ama ne yapmışlar? Şu anda işte 112 milyon kilogram tütün kullanılıyor. O sigaralarda, sigara ürünlerinde, tütün ürünlerinde. 112 milyon kilogram tütünün yaklaşık 100 milyon kilogramı ithal.
11 civarında yerli tütün kullanıyorlar. Hiç kullanmayabilirler. Hani kartellere teslim ettiniz diyor. Peki bu yasal düzenlemi kim yapmıştı? Yine onlar yapmıştı. Kartellere kim teslim etmiş? Yine onlar teslim etmiş. Biz ne yaptık? Dedik hayır, yerli ve milli tütün kullanılacak dedik. 2020'nin sonunda bir kanun çıkarttık. Sigaralarda ve diğer tütün ürünlerinde kullanılan tütünün en az %30'u yerli tütün olacak. Hatta bu Cumhurbaşkanımızın kararıyla yetkiyi de verdik. Meclis olarak %45'e çıkabilecek. Biz bunu da önüne açtık. Yani 1,5 milyon kilogramdan 12 milyon kilograma çıkardık. Ama bundan sonra en az 2 kat daha, belki 3 kat daha o %30 zorunluluğunu da getirdik. Tütün üretimi çok daha farklı artacak. Kırılmış tütünde ne yaptık? Dedim ya başta. Bırakın satışını, bulundurmanın dahi suç olduğu bir dönemden ilk olarak işte 2008 yılında benim önergem. O zaman başbakanımızdı, grubumuzdu. Hepsini ikna ettik. Bu gariban fukara köylünün, çiftçinin alın teri, el emeği, göz nuru dedik. Dolayısıyla bu tütüne kaçak tütün deniyor ama en azından bir 50 kilogram. La bunun önünü biraz bir açalım. Bu bir vaka, bu bir gerçeklik, bu şehirde var, bu bölgede var. Bu tütüncüye sahip çıkalım dedik. Ve bunun mücadelesini verdik. Bir taraftan o kartellerle mücadelesini verdik. Öbür taraftan kendi grubumuzu ikna ettik. Ve grubumuzun rıza göstermesiyle birlikte benim şahsımın önergesidir. Arkadaşlarımızla birlikte imzaladığımız o günün şartlarında 50 kilograma kadar serbest hale getirdik. Bulundurmanın daha yasak olduğu bir dönemde. Ve o hapis cezası da kalktı. 1 ile 3 yıl arasındaki hapis cezası bulundu. Sonra tütün miktarı çok arttı. Dikkat çekti. 50 kilogramların çok üstüne çıktı. Burada tütüncü kardeşlerim de var. Az önce beraber istişare ettik. Tonlarca tütün. Tokat'tan, Samsun'dan, başka başka yerlerden, başka başka belki ülkelerden. Ova tütünü demedi, dağ tütünü, Çelikan tütünü demedi. Bütün tütünler geldi, geçti Adıyaman'dan. Sanki Adıyaman tütünüymüş gibi piyasaya sürüldü. Tabii bu dikkat çekti. Adıyaman tütünü olarak adlandırılan tütüne baktığınızda Adıyaman'ın bütün arazilerini ekseniz, damları dahi ekseniz bu kadar Adıyaman tütünü olmaması lazım dediler. Dikkat çekti. Devlet yani bir ekmek bile icabında kayıt altında. Aldığımız her şey kayıt altında. Dolayısıyla bu kadar kayıt dışı bir şeye ne kadar müsaade edelim? Kaldı ki devlet uzun süre gözle yumdu gayretlerimizde. Ama sonra birbirlerini şikayet etti arkadaşlar maalesef. Şikayet etti, Araban'da yakalandı, Osmaniye'de yakalandı, tütünler kondu. Bunu sürdürebilir olmak, kılmak mümkün değildi. Ne yapalım dedik, 2017'li yıllarda tütün birlikleri, ziraat odaları, platform, tütüncü esnafla istişareler yaptık. Adıyaman'da, Ankara'da toplantılar yaptık. Arkadaşları Ankara'ya çağırdık ve götürdük. En son kanun sahibi olan Maliye Bakanı ile bir araya geldik. Ne yapılsın dedi. O zaman biraz bize de uçuk geldi. Dedik ya biz bunu serbest hale getireceğiz. Kırılmış tütün, kaçak tütün adı üstünde, yasak tütün. Bu nasıl serbest hale gelebilir? Getireceğiz dedik. Sağ olsun grubumuzu, bakanımızı, başbakanımızı o zaman Binali Bey, Cumhurbaşkanımız herkesle de görüşüldü, konuşuldu, ikna edildi ve bunu yasal zemine çekmek için gerekli düzenleme başlattı. Ne yapalım dedik? İşte bütün ziraat odaları, tütün platformu, bütün arkadaşlar dediler ki bir kooperatifçilik sistemi üzerinden bu yasal hale gelebilir. Öyle mi öyle? Bu mücadelesini kardeşimiz olarak verdik, vermeye de devam ediyoruz. Yani bütün bunları işi kolaylaştırmak, kooperatifçiliği teşvik etmek ve bu tütünü özgürlüğüne kavuşturmak adına, serbest bir şekilde satışını yasal anlamda sağlamak adına bütün bu kolaylaştırmaları da yaptık. Ve bu manada pandemiyi de dikkate alarak dedik ya bu ceza yükümlülükleri bir 6 ay daha erteleyelim, onu da erteledik. Şimdi gelinen noktada, bugün Çelikan'da da tütüncü esnafımızla bir araya geldik. Ziraat odasında kooperatif başkanlarımız ve ziraat odası başkanlarımızla bir araya geldik. Az önce yine sağ olsunlar bir kısım tütüncü kardeşlerimizle, esnafımızla aynı zamanda bir araya geldik. Değerli arkadaşlar, ben niçin oraya değineceğim, uzatmayacağım zaten.
2001'de parti kurulduğu zaman doğan çocuk bugün 20 yaşında. O gün 10 yaşında olan bugün 30 yaşında. Yani Z grubu dediğimiz. Bunlar geçmişteki ülkemizin çektiği sıkıntıları hiç yaşamadılar, görmediler. Bolluk, bereketlik, her zaman yatırım, büyük bir heyecan. Yani bölgeyle dünyaya koymuşa ülkeyi gördüler. Geçmişi bilemedikler için. Bize düşen şu, hakikaten sosyal medya dediğimiz sinsi bir silah var. Gençlerimizin bütün zehirli var. Bence ilk önce biz kendi ailemizden başlamalıyız. Önce oğlumuzu, kızımızı dizimi dibine oturacağız. Önce durum neydi şu durumu anlatacağız. Eniştemize, kayınbiraderimize, gelinimize, damadımıza, yeğenlerimize anlatmamız lazım. Önce kendi evimizi sağlam almamız lazım.